Bu örnekte yapacağımız işlem şu: qbyte 0 hafıza alanının içerisine, diyeceksiniz ki bu bir fiziksel çıkış. Evet, qbyte 0. Q0.0'dan başlayıp Q0.7'ye kadar giden fiziksel bir çıkış. Evet, ama aynı zamanda bu bir hafıza alanı ve qbyte 0 hafıza alanına mobloklarla zamanlı olarak sıralı değer atayarak Q0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 ve 0.7 çıkışlarını zamanlı olarak adım adım, yani yürüyen ışık şeklinde yakmak. Burada hafıza alanlarına değer atamak, mobloklara kullanmak, yeni değer atandığında eski değerin kaybolduğunu görmek için böyle bir örnek seçtim. Şimdi qbyte 0'ın hafıza alanının işte 2 üzeri 0 Q00'dan başlar. LSBS'i 2 üzeri 7, LSBS'i Q0.7'ye kadar gider. Çarpanlarına baktığınızda elde edeceğimiz en yüksek değer 255, ama biz bunu kullanmayacağız. Ne yapacağız? Sıra olarak Q0.0 yandığında 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 ve 0.7 aktif olduğunda, yandığında, diğerleri yanmadığında, yani sıfır olduğunda hangi değerleri atamamız gerekiyor? Bunun için birinci adımda 1, 2, sonra 4, sonra 8, 16, 32, 64, 128 değerlerini qbyte 0 hafıza alanı içerisine atayacağız. Gelelim. Burada bir tane giriş zaman öresini çalıştırmak için input kullanayım. Benim input 0.2'm. Kalıcı, o nedenle bunu kullandım. Bir tane ton zaman öresi kullandım. Zaman 1 dedim. Çünkü restart etmek bunu kolay oluyor. Yine yanlış yaptım. Şunu yukarı aldım. Tekrar uyarayım. Böyle uç bırakırsanız derleme sırasında hata verir. Oradan program devam ediyormuş gibi görür. Sildim. Şimdi karşılaştırma kontaklarını alalım. Karşılaştırma kontaklarıyla bunun ET değeriyle mobiloklara değer atayacağım. Moblok alayım bir tane. Bu ne? Zaman 1'in ET, yani saymakta olduğu değer. Bundan sonraki her bir byte içinde, her bir bit içinde bunu yapacağım. Ctrl A C. Ha, şuraya gelelim. Doğru. Q byte 0 atama yapacağım. Ctrl A C. 1. bit, 2, 3. bit, 4. bit, 5. bit, 6. bit ve 7. bit geldik. Şimdi burada sıralayacağım değerler 1, 2, 4, 8, 16, bir yerde hata yaptım. 1, 2, 4, 8, 16, 32, yapmadım. 64, moblok sayısını eksik koydum. Bu 1, 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. bit unuttuk tabi. Ctrl V, 128 atacağım. Şimdi aslında şurada Q0.0 0. saniyede yanmaya başlayacak ilk anda. Ama bu sefer de sıkıntı şu: eşittir 0 dediğinizde run yaptığınızda devreye girecek direkt. Yani zaman öresi çalışmadığı zaman devreye girecek. Onu 1 milisaniye gecikmeyle yapalım. 1 milisaniye sonra devreye girsin. Yani 0 da girmiş olacak. Bu 1S, 2S, 3S saniyede, 4. saniyede, 5. saniyede, 6. saniyede, 7. saniyede Q0.0'a, Q0.7'ye atama yapalım 7. saniyede. Bu 1 saniyeye yansın, 8. saniyede de restart yapsın kendine. 8. saniyede burada ne yapalım? Bunun kapalı üzerinden kendisinin restart yaptıralım. Zaman 1'in Q'su. Sistem bu şekilde. Bunu PLC'mize gönderelim. Özür. Go online alalım. PLC'm şu anda RAN'da. Buradan da monitörünü açalım. Input 0.2'yi vereyim ve restart yapıp yapmadığına bakalım zaman öresini. 8. saniyede restart yapacak. Evet, 8'de restart yapıyor. Bunları buradan sıralı olarak gözlemlemek zor. Çünkü hangi çıkışa verdiğini göremeyiz. Gelelim watch table'a. Burada adres Q0.0 diyelim. Aşağı doğru sürükleyelim. Fazla geldik. Q02'den sonrası fazla. Sildim. Bir de
byte 0 görelim. X değil. Bunu da biner olarak görelim. Monitörü açalım. Evet, buradan da kontrol edelim. Bak, dikkat edecek olursanız bit sıralı olarak kayıyor. Bu örnekte dikkatinizi çekmek istediğim şey şu. Moblock'ta bir hafıza alanına değer atadığınızda o atamış olduğunuz değer orada kalıcı olarak kalır o değer. Fakat üstüne başka bir değer atadığınızda artık yeni değer odur. Bir önceki değer silinmiştir ve yerine yeni atadığınız değer gelmiştir. Moblock'larla ilgili ikinci örneğim de bu şekilde oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. We'll be right back.